Öfke çok ama çok temel bir duygudur. Bir defa öfke, ananın ak sütü gibi sana helaldir. Öfke, korku, üzüntü, negatif görünen bütün bu duygular bize bir alarmdır. Bir şeylerin yanlış gittiğini söyler bize. Öfke mesela, korumaya çalıştığımız, üzerine titrediğimiz, kol kanat gerdiğimiz bir şey vardır. Bir nesne vardır, bir kişi vardır da, bir ilişki vardır da onun sınırları ihlal ediliyordur. Engelleyemeyince o korkunç çaresizlikle duvarları yumruklamaya başlarız duygusal olarak. İşte öfke o duygudur. Öfkenin dibini kazarsan şefkati bulacaksın. Birinin üzerine titrediği, kol kanat gerdiği, şefkat ettiği bir şey, bir öz, bir nesne, bir kişi, bir ilişki yoksa onun sınır ihlali diye bir sorunu olmaz ve çaresizliği de olmaz, öfkesi de olmaz. Öfkelenen adamlara ve tabii de kadınlara dikkat et. Dibinde şefkat vardır. Neyi korumaya çalışıyorsun diye bak. Karısıyla anası arasında kalmış bir erkek niye öfkelenir? Basit. Üzerine titrediği birkaç değer vardır. Bir tarafta anasına hürmeti, bir tarafta karısına sevgisi. İkisi de şefkatin konusudur. Ama anasıyla karısı arasındaki çekişme o iki değeri de tehdit ediyorsa ve birini koruduğunda diğerini korumuyorsa adam ne yapsın? Öfke. Koruyamıyor. İkisini bir koruyamıyor. Birisini koruduğunda diğerinden vazgeçmek zorunda kalıyor. Öfkelenmesin madem. Anla işte. Sonra neyi korumaya?